Muhabirci ile Haftaya Bakış'a hoş geldiniz. Koalisyon görüşmeleri tamamlanmaya yaklaştı. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasındaki koalisyon sözleşmesini bugün yapılan oylamayla ilk onaylayan Sosyal Demokrat Parti oldu. Hür Demokratlar ve Yeşiller, koalisyon ortaklığını oylamayı pazartesi gününe bıraktılar. Almanya'nın doğu eyaletlerinden Saksonya'da korona karşıtları Saksonya Sağlık Bakanı'nın evinin önünde dün protesto gösterisi yaptı. Saksonya Sağlık Bakanı Petra Köpping, yaklaşık 30 kişinin evinin önünde meşalelerle yaptığı gösteriyi iğrenç ve yakışıksız olarak nitelendirdi. Polis protestocular hakkında gösteri ve toplantı kanununa aykırılıktan soruşturma başlattı. Saksonya, Almanya genelinde korona karşıtlarının yoğun ve aşılamanın en düşük olduğu eyalet olarak gündeme geliyor. Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, koronavirüsün yeni varyasyonu Omikron'a karşı aşı geliştirilmesinin aylar sürebileceğini belirterek booster aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu. BioNTech kurucusu ve BioNTech aşısının mucidi Profesör Doktor Uğur Şahin, virüsün mutasyon hızının şaşırtıcı olduğunu, mutasyonu ancak gelecek yıl beklediğini söyledi. Ancak hali hazırda var olan aşının COVID-19 ve Delta varyasyonuna karşı etkili olduğunu ve yeni mutasyon için aşının da buna göre düzenlenebileceğini ifade ederek aşıların COVID-19 hastalığının ağır geçmesini önlediğini hatırlattı. Angela Merkel geçtiğimiz hafta resmi olarak siyasi görevlerine veda etti. 2006 yılından beri yaklaşık 600 podcast ile Almanya'ya hitap eden Merkel, son podcastında virüse karşı dikkatli olunmasını ve çok ciddiye alınması gerektiğini ifade ederek mutlaka aşı olunmasını tavsiye etti. Geçen haftaya koronavirüsün Omikron varyantı damga vurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant Omikron'u endişe verici olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki aylarda da Omikron üzerine daha çok konuşulacağı benziyor. Köln Karnavalı iptal edilebilir. Sayıların yüksek olmasından ve yeni varyasyonun yarattığı endişeden dolayı Köln Karnavalı iptal edilebilir. Sayılar Köln kentinin de bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yükselmeye devam ediyor. Geçen Perşembe günü yapılan korona önlemleri zirvesinde 2G kuralının, yani aşılı veya koronayı atlatmış olanlar kuralının Almanya genelinde alışveriş merkezlerinde geçerli olması kararlaştırılmıştı. Bu kural günlük zorunlu ihtiyaçların karşılandığı gıda marketleri, eczane gibi yerlerle çiçekçiler, kitapçılar, toptancılarda geçerli olmayacak. Ayrıca aşı olmayanlara temas sınırlaması da getirildi. Kendi aileleri dışında başka aileden en fazla 2 kişiyle temasa izin var. Yılbaşında havai fişek satılması yasaklandı. Havai fişek patlatılmayacak. Uygulama geçen yılda vardı. İnşallah kalıcı olur diyorum. Çünkü şahısların sokaklarda çoluk çocuk havai fişek patlatmasının tehlikeleri bir yana, küçük çocuklar korkuyor, ev hayvanları korkuyor, etrafa feci barut kokusu yayılıyor. Ayrıca ertesi gün sokaklarda oluşan çöp ekstra temizlik yükü oluşturuyor. Hem ülke bütçesine hem de kişisel bütçeye zarar olan gereksiz bir alışkanlıktı. İnşallah bu yasak sürekli olur diyorum. Muhabircinin hazırlayıp sunduğu Haftaya Bakış buraya kadar. İyi hafta sonları, hoşça kalın.